Yine sezonun başından beri sürekli, özellikle Fenerbahçe maçlarında sürekli hakemi konuşuyoruz biz. Yine bir hakem faciasının olduğu maçlardan bir tanesi. Pozisyonları şimdi şey yapacağız zaten. Hep beraber tek tek izleyeceğiz. Analiz edeceğiz elbette. Fakat Aykut Hoca sürekli bunları söylüyor. Fenerbahçe yönetimi bugün Sayın Aziz Başkan Aziz açıklama yaptı. Bazı açıklamalar yaptı hakemlerle ilgili. Hakikaten şimdi baktığın zaman Fenerbahçe camiasına uzaktan baktığın zaman böyle sürekli bir çırpınış hali, sürekli bir ağlama demek istemiyorum çünkü herkes bunu söylüyor. Fakat ne kadar haklı olduklarını esasını bir kez daha görme fırsatı bulduk Galatasaray karşısında. Şimdi hep söylenen şey, hakem hataları tabii zincirleme bir hakem hatası var. Sadece Fenerbahçe'nin aleyhine değil, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın aleyhine de var. Fenerbahçe'nin lehine de hatalar var ama ilk hata bir penaltı pozisyonuydu, biliyorsun, hakemin hatalarından bir tanesi. O da Fenerbahçe'nin aleyhineydi. Şimdi sen o penaltıyı ver, ondan sonra biz başka şeyleri konuşacağız burada belki de. Belki de farklı bir Galatasaray galibiyeti, hava değişecek. Galatasaray şimdi bak, Evren ne diyor? Şampiyonluk şeyleri yapmaya başladı Evren. Şöyle yaparsak şampiyon olacak, böyle yaparsak şampiyon olacağız falan demeye başladı. Belki de bunu artık hiç konuşamayacak sezon sonuna kadar. Dolayısıyla hakemlerin o ligi tayin etme durumuna ben artık çok güvenip inanmaya başladım. Aziz Başkan'ın da o yönde açıklamaları haklı var. Diyor ki yani biz ne yaparsak yapalım. İstersek Messi alalım dedi. Evet. İstersek Messi şey var. Müdahale var. Ya gibi sadece, bir açıklama bu. Ya şimdi bunu biz sadece bizler söylemiyoruz esasında. Yani dizayn ediyorlar mı diyor. Kesinlikle öyle ya. Ben buna inanıyorum artık yani. İnanmaya başladım ben buna. Ya bu sene maçlara bakıyorum, hakikaten akıl alır gibi değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bir gol atsaydı Galatasaray bir penaltı çalacaktı belki. Veya tam tersi olsaydı. Bu maçı beraberliğe bitirmeye gelmiş hakem. Dışarıdaki vatandaşlar da artık böyle düşünüyor. Futbol dünyasının en güvenilmez kurumu şu anda MHK.